ne kadar çok ortak yönümüz var değil mi Ruhsar Hanım? Mesela siz de ölüsünüz, ben de. Siz de hayaletsiniz, ben de. Bu çok da özel ortak bir yön sayılmaz Şerruh Bey. Biz şu anda burada 80 trilyon kişiyiz. Ve birçoğumuz da hayaletiz. Orası öyle tabii. Ama keşke daha özel ortak yönlerimiz olsaydı Ruhsar Hanım. Durun bakalım, bari bir tane ortak yönümüz olsun. Şimdi bayağı ortak yönümüz oldu. Kolay gelsin. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim Gözüm Hanım. Ruhsar Hanım siz oluyorsunuz galiba. Evet, benim. Ben yüksek sınav meleği İhsan Dağlamacı. Sınav meleği mi? Evet, yanlış duymadınız, sınav meleği. 97 tertip hayaletlerin, yani sizin tertibinizin hayaletlerinin devam edebilmesi için sınava girmeleri gerekiyor. Yani siz de sınava gireceksiniz. Ama niçin? Ben zaten bir hayaletim. Hayaletler her 3 yılda bir yeterlilik sınavı geçirmek zorundalar. Başarısız olanların bir dahaki sınava kadar hayaletlik ehliyetleri iptal edilir. Gözüm Hanım söylemedi mi size bunları? Hayır, söylemedi. Vallahi bunca iş arasında pek aklıma gelmedi. Neyse, siz alın kitabı çalışın. Hı hı. Sınav bu kitaptan mı olacak? Evet, bu kitaptan olacak. Ama vaktiniz çok az, hızla çalışmanız gerekir. Unutmadan, sınav sonuçlanana kadar hiçbir sihir yapmak yok. Sınavda görüşürüz. Hoşça kalın. Hayaletler sihir güçlerini para, pul, mücevher gibi şeylerde kullanamazlar. Hayaletler giysi olarak opak beyaz renkler giyinebilirler sadece. Bütün hayaletler beyazlarını gösterebilecek kadar cesurdur. Matematik bölümü de varmış. 2 hayalet -5/3'e eşit olursa 4 hayaletin karekökü kaç olur? Dur bakayım, kimya da varmış. Hayaletler gece görünebilsinler diye fosfor ve uçabilsinler diye de hidrojen maddelerinden oluşmuşlardır. Hayaletliğin tarihi. İlk Türk hayaleti Gulyabani Mustafa Efendi'dir. Gulyabani Mustafa Efendi 1576 yılında Karacaahmet mezarlığında hortlamıştır. Garip kökenli bir aileden gelen Mustafa Efendi'nin annesinin bir peri, babasının da bir zombi olduğu rivayet edilir. Bence daha çok matematiğe çalış Ruhsar'cığım. Bildiğim kadarıyla daha çok matematikten soru geliyor. İyi o zaman, biraz da matematiğe çalışayım. Öf ya! Havuz probleminden öldükten sonra bile kurtuluş yok. Perili bir köşkün havuzuna 2 çeşmeden su doluyor. Havuzun hacmi 50 metreküp olduğuna göre hiçbir sihir kullanmadan havuz ne kadar zamanda dolar? Şu arabanın çarptığı adam benim Saadettin değil mi ayol? Saadettin enişte mi? Allah Allah! Dur bir de ben bakayım şuna. Gel bak. Ay vallahi ona benziyor, billahi ona benziyor. Ay inşallah bu sefer ölüyor galiba. Sanmam. Baksana kalktı, üstünü silkeliyor. Hatta arabayla ona çarpan kadınla arabaya binip gidiyorlar. Allah'ım ballı oğlu ballısı. Ölmediği yetmiyormuş gibi bir de zamparalık yapıyor. Adi herif ne olacak? Meğer Florida seçmeninden bile daha güvenilmezmiş. Alçak herif. Neyse, ben dersime çalışmaya devam edeyim. Bu erkeklerin hiçbirine güven olmaz vallahi. Nerede kalmıştık? Evet. Araba mezarlıkları 2'ye ayrılırlar. Yabancı arabaların olduğu Hristiyan oto mezarlıkları ve Murat 124 Anadolu gibi yerli arabaların olduğu Müslüman oto mezarlıkları. Allah Allah. Bu bana biraz saçma geldi. Ama neyse, kitap böyle yazıyorsa böyledir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.